Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız bebekler için örgüsü çok güzel tığ işi yelek yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeleğin örgüsü bakın çok güzel arkadaşlar. Güzel modelli bir yelek yelek örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün yelek anlatımını 3 aylık bebek için yapıyorum. Siz bu yeleği aynı sayıda başlayarak yeni doğan bebek için de yapabilirsiniz. Yeni doğan bebek için yapıyorsanız arttırma sırasını benim yaptığımdan 2 sıra önce bırakırsanız, 1 2 sıra önce bırakırsanız yeni doğan bebek için olacaktır. Daha büyük çocuklar için yapmak istiyorsanız da videonun içerisinde ben nasıl büyük yapılacağını anlatıyorum arkadaşlar. Yelek örgüsünde iplik olarak Alize Happy Baby Soft markalı bir iplik bunu kullandım. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 330 metre var. Bu iplikten bir yumak iplik bitti. Bak bu son sırasında ikinci yumak ipliğe başladım arkadaşlar. Yakasına da iki tane düğme yaptım bak. Önden açık bir yelek. Bebeğe giydirip çıkarması kolay. Bak bu şekilde arka görüntüsü var. Ters görüntüsü. Açık olarak da bak böyle. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elimin sıklığına göre bu tığı kullandım arkadaşlar. Sizin eliniz sıkıysa bir numara büyük tığ kullanmanızı tavsiye ederim. Tığ işi örgüler eliniz sıkı olduğu zaman çok sert oluyor arkadaşlar. Yumuşak olması için sıkı yapmamak gerekiyor. Bu örgüme takım olarak ben bak şu şekilde güzel bir şapka yaptım. Aynı modelin şapkası yine bakın. Görüntüsü böyle. Bu şapka da 3 aylık bebek için arkadaşlar. Bir de buna güzel bir hırka yaptım bak. Bu şekilde güzel bir hırka var. Bir de ayakkabı var bakın arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel bir ayakkabı modeli. Bu da tığ işi yine yaptım. Bunların hepsini anlatımını yaptım ben. Youtube kanalıma yükledim. Siz de böyle güzel bir takım yapmak isterseniz hepsini anlatımı Youtube kanalımda var. Bunların anlatımlarının olduğu YouTube linklerini ben bu izlediğiniz videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlediğiniz videonun açıklama bölümüne bakarsanız orada bulunan linke tıklarsanız bunlar gibi güzel bir takım yapabilirsiniz. Bak hırka da aynı model arkadaşlar. Biz bugün bu güzel yelek örgüsünü yapacağız. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu güzel yeleğin örgüsüne başlayalım örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen örgü kanalıma abone olmak ücretsiz örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyoruz. İlk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. 67 zincir yapalım. 67 zinciri yaptım. Bak çok sıkı zincirler yapmadım. 67 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 27 santimetre zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre 27 santimetre için 67 zincir yaptım arkadaşlar. Sizin elinizin sıklığına göre. Daha az veya daha çok sayıda zincir yapmanız gerekebilir. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. Trabzan yapmaya başlıyorum. Bu sırada yaka ayrımlarını da yapacağız. 3, 1, 2, 3, 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atlayarak yaptığım 1 trabzan oluyor. Bak 2 trabzan oldu. Toplam 9 trabzan yapıyorum. 3 4 5 6, 6 7 8, 8 9 9 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu 10. ilmek içine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Arttırma yerin için burayı hazırlıyoruz arkadaşlar bak. Aynı ilmek içine bir trabzan daha yaptım. Bak 10. ilmeğe bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Kol bölümü içinde buraya 12 tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 kol için 12 trabzan yaptım bak bu ilmek içine bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum buraya 18 trabzan yapıyorum Siz burayı ilk başlangıcı kaç trabzan başladıysanız burayı da iki katı yapacağız Arkadaşlar ben 9 trabzan başladım buraya 18 trabzan yapıyorum Bak şu şekilde ilmeklere trabzan yapıyorum 18 trabzanı yapalım 18 trabzan yaptım bu ilmek içine 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum Kol bölümü için buraya 12 trabzan yapıyorum Bak bu kolda 12 trabzan yaptım Buraya da 12 trabzan yapıyorum 12 trabzanı yapalım kol için 12 trabzan yaptım. Bu ilmeğe yine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Buraya da 9 trabzan yapıyorum. Bak sıra başında 9 trabzan yaptım. Sıra sonunda da 9 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bak. Bu ilk sırada yaka ayrımlarını yaptım arkadaşlar. Bu 4 yerde arttırma yapacağımız yerleri de belirledik bak bir trabzan iki zincir bir trabzan yaptığımız yerlerde arttırma yapacağız bak dört yerde yaka arttırmalarını orada yapacağız 9 trabzan başladım bak arttırmayla birlikte 10 trabzan oldu kol içinde 12 trabzan yaptım arttırmalarla birlikte 14 trabzan oldu bak bir burada arttırma yaptım bir burada yaptım burada bak yine bir burada arttırma yaptım bir burada arttırma yaptım toplam 20 trabzan oldu 18 trabzan yaptık 2 arttırma olduğu için 20 trabzan oldu. Siz 6 aylık bebek için yapacaksanız bu başlangıçta 9 yaptığımız trabzanı 10 trabzan kol bölümünü 14 trabzan burayı 20 trabzan yapabilirsiniz. 1 yaş çocuk için yapacaksanız 11 trabzan kol bölümünü yine 14 trabzan yapabilirsiniz. Burayı da bu ilk yaptığımız sıranın toplamı olan 22 trabzan yapabilirsiniz. 2-3 yaş arası çocuk için yapacaksanız bu başlangıcı 12 trabzan, kol bölümünü 16 trabzan, burayı da yine 24 trabzan yapabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz gibi büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bak bu arttırma yerlerinde de 1 trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde yerlerini belirlemiş olacağız. İkinci sıradayım bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum bak 10 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 trabzanı yaptım. Bak arttırma yerine geldim. Buraya yine bir trabzan, iki zincir bir trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu iki zincir yaptığım boşluğa bir trabzan yapıyorum. iki zincir yapıyorum. Tekrar aynı boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bak bir trabzan, iki zincir bir trabzan oldu trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Kol bölümünde bulunan bak trabzanları yaptım. Bu arttırma yerinde bir trabzan, iki zincir bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bu arttırma yerine kadar devam edelim arttırma yerine kadar trabzanları tamamladım. Bu arttırma yerinde yine bir trabzan, iki zincir bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar kolda bulunan trabzanları yaptım. Bu arttırma yerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bak sıra sonunda bir alt sırada 3 ilmek atlayarak yaptığım bir trabzan var. Bunu son zincirin üzerine tığı takıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Yaka görüntüsü böyle oluyor. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar trabzanları yaptım. Bu sırada bu arttırma yerlerine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Bak bu iki zincirli boşluğa iki trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı boşluğa iki trabzan daha yapıyorum. Iki trabzan 2 iki zincir 2 trabzan oldu. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. arttırma yapacağım yere kadar bak trabzanları yaptım, bu arttırma yerine yine 2 trabzan, 2 zincir 2 trabzan yapıyorum. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Trabzan yaparak devam edelim. Bu arttırma yerinde ve bu arttırma yerinde yine 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak bu sırada arttırma yerlerinde 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptık. Yaka arttırmalarını arkadaşlar bir sırada bir önceki sırada yaptığım gibi bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapacağız. Bir diğer sırada da şimdiki yaptığımız sırada olduğu gibi iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapacağız. Dördüncü sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklerde trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yapacağım buraya kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar trabzanları yaptım. Bu sırada arttırmaları bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bakın. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan arttırma yaptım. Bu arttırma yerinde, bu arttırma yerinde ve bu arttırma yerinde yine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar tamamlayalım sıra sonuna kadar tamamladım. Bak arttırma yerlerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Tekrar yakanın şekline bakalım. Bak böyle oldu arkadaşlar. Şu şekilde de görelim. Bakın. Yakanın örgüsü böyle oluyor. 5. sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada arttırma yerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar bak trabzanları yaptım. Tığ üzerine iplik arıyorum. Arttırma yapacağım buraya 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bu sırada bak buraya, buraya ve buraya iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapalım. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapalım. Bir sonraki sırada bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırma yapacağız. Dönüşüm ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde arttırmalar yaparak yakanın örgüsünü yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre tamamlayalım. 9 sıra yaptım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Santimetre olarak ölçüyorum. 8 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Yakanın örgüsünü burada bitirmiyoruz. Model yerleştirmeye başlıyoruz. Model de devam edecek arkadaşlar. Yaka örgüsü olarak. Bak modeli düz taraftan yapmam gerekiyor. Buradan model yerleştirmem gerekiyor. Oraya gitmek için burada sık iğne yapıyorum. Ön bölümde kaç trabzan olduğunu sayıyorum. Bak siz de buna göre kendi trabzanlarını sayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 10 trabzan ile başladık. 21 trabzan ile ben bitirdim bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum bak 10. sırayı sık iğne yapıyorum her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum tığ üzerine iplik almadan sık iğne yapıyorum buraya kadar devam edelim arttırma yaptığım zincire geldim arkadaşlar buraya kadar sık iğne yaptım bu iki zincir yaptım bak burada. Bu zincirler üzerine de iki sık iğne yapıyorum. Her zincir üzerine bir sık iğne gelmiş oluyor bak. İki sık iğne yaptım. Diğer ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Bak bu iki zincir üzerine iki sık iğne yapalım. Bu zincir üzerine iki sık iğne yapalım bu zincir üzerindeki sık iğne yapalım diğerlerine birer defa sık iğne yapalım sıra sonuna kadar devam edelim sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım bak bir sıra sık iğne yaptım arkadaşlar örgünün düz tarafı bak burası iplik burada ben şuradan anlıyorum bak görüntü olarak farklı burasını örgünün düz tarafı olarak ele alıyorum bak diğer tarafın görüntüsü farklı bu sırada model yerleştirmeye başlıyorum bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bir ilmek atlıyorum ikinci ilmeğe dört trabzan yapıyorum bir bak aynı ilmek içine yapıyorum 2 3 4 bu ilk model yarım model olacak arkadaşlar Karşı taraftan da yarım model yapacağız. İkisinin birleşimi tek model gibi görünecek. Bak bu modelin yarısı. Bir zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 4 trabzan yapıyorum. Bak aynı ilmek içine 4 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer ilmeğe 1 trabzan yapıyorum. Yanında bulunan ilmek içine 4 trabzan yapıyorum. Bak, bir model için 9 trabzan yaptım. 4 trabzan yaptım aynı ilmeğe. 1 trabzan yaptım 1 ilmeğe 4 trabzan yaptım aynı ilmeğe 9 trabzandan oluşuyor bir model Arkadaşlar bu ilk baştakini yarım yaptık 1 zincir yapıyorum 2 ilmek atıyorum üçüncü ilmeğe sık iğne yapıyorum bir zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum 2 ilmek atıyorum üçüncü ilmeğe 4 trabzan yapıyorum Bak ay ilmek için 4 trabzan yaptım. 1 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeğe 4 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum model yapmak için 4 trabzan yapıyorum aynı ilmeğe 1 ilmeğe 1 trabzan yapıyorum diğer ilmeğe 4 trabzan yapıyorum bir zincir yapıyorum 2 ilmek atlıyorum sık iğne yapıyorum bak bu şekilde model kurulumu yapıyoruz gördüğünüz gibi 9 trabzandan bir model yapıyoruz arkadaşlar ortaya da sık iğne yapıyoruz sıra sonuna kadar modelleri yaparak devam edelim sıra sonunda yine yarım model yapacağız sıra sonuna kadar modelleri yaparak tamamladım bak buraya 4 trabzan yaptım arkadaşlar Sıra başında yarım model yapmak için bak bu ilmeği 4 trabzan yaptım. Burada da 4 trabzan yaptım. Burada bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Son ilmek bak. Trabzan ile bitirdim. Sıra başında da trabzan ile başladım. Bir ilmek atladım. Model yaptım. Bak yarım model. Sonra iki ilmek atladım. Sık iğne yaptım. Bak aynısı oldu. Benim bir sık iğne fazla geldi arkadaşlar. Onun için bak burada 3 ilmek atladım bir yerde. Denk gelmesi için 3 ilmek atladım. Sıra sonunun aynı görünmesi için. Görelim bak yaka şeklini. Bu şekilde oldu. Bir sıraya kaç model yaptığımı sayıyorum. Bak yarım model yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 de yarım model var. 21 model var arkadaşlar bir sıra üzerinde. Şimdi örgünün ters tarafından sık iğne yapacağız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bak, trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu sırada bu yaptığım trabzanları boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bu 4 trabzanı bak şu şekilde tığı boşluğa takıyorum. Bak bu şekilde üzerine yapmıyorum. Bak böyle yapmıyorum. Boşluğa takıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. 4 sık iğne yaptım. 3 zincir yapıyorum. Bak arada 3 zincir yapıyorum. Diğer modelde bu 4 trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Bak 4 sık iğneyi boşluktan aldım. Sık iğne yaptım. Bak şu şekilde oldu arkadaşlar. Düz tarafının görüntüsü böyle. Bak burada 1 trabzan yaptığım yere geldim. Bu trabzanı bak örgünün düz tarafı burası düz tarafından boşluktan alarak trabzan yapacağız bir zincir yapıyorum bak arada tığ üzerine iplik alıyorum şu tek olan trabzanı ters taraftan şu şekilde boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum Bak bunu trabzan yaptım bir zincir yapıyorum bu 4 trabzanı sık iğne yapıyorum tam modeli bitirdik. Düz tarafının görüntüsü böyle. 2 model ortasında bak 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik almadan bu 4 trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu tek trabzanı bak ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum şu şekilde bir zincir yapıyorum 4 trabzanın üzerine bak sık iğne yapıyorum boşluktan alarak 2 3 4 3 zincir yapıyorum diğer modelde 4 sık iğne yapıyorum boşluktan alarak şu tek trabzanı tekrar gösteriyorum Arkadaşlar bak bir zincir yapıyorum Bu bir trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bir zincir yapıyorum 4 trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum bak görüntüsü böyle sıra sonuna kadar tamamlayalım sıra sonunda bulunan yarım modele kadar bak modelleri tamamladım 3 zincir yapıyorum bu 4 trabzanı bak yarım modelde 4 trabzan var boşluktan alıyorum sık iğne yapıyorum bir zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bak bu son ilmek üzerine trabzan yapıyorum bakın görüntüsü böyle oldu şekli böyle arkadaşlar bu sırada kol ve gövde bölümünü birbirinden ayıracağız. Örgüyü artık gövdenin örgüsüyle devam edeceğiz. Bak bir sırada 20 model vardı. 20 modelin bak iki buçuk ön bölümleri ayırıyorum arkadaşlar. Bak bir iki tam bir yarım burada var. İki tam bir yarım bu önde toplam 5 model yapıyor. Kollar için 5 model arka bölüm için de 5 model yapıyorum işaretleri takalım isterseniz bak bir yarım model bir iki tam model ortaya işaret takıyorum bak bak iki buçuk model ön bölüm için yaptım kol için beş model yapıyorum 1 2 3 4 5 buraya işaret yapıyorum bu şekilde işaret iğneleri kullanabilirsiniz İşaret iğneniz yoksa Bak bu şekilde iplikler takabilirsiniz arkadaşlar diğer taraftan da sayıyorum iki buçuk model ön bölüm için yapıyorum bak yarım 1 2 buraya işaret yapıyorum kol için 5 model 1 2 3 4 5 Bak buraya işaret yapıyorum. Arka bölüm için kaç model kaldığını sayıyorum. Bak 1 2 3 4 5 model de arka bölüm için kaldı. Görüntü böyle bakın arkadaşlar. Ayrımları yaptık. Şimdi birleştireceğiz bak bu ön bölümlerle arka bölümü birleştireceğiz bir zincir yapıyorum örgüyü çeviriyorum İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu bir zincir yaptığım boşluğa 4 trabzan yapıyorum bak yine yarım model için 4 trabzan yapıyorum 3 4 bir zincir yapıyorum Bak bu iki model ortasında 3 zincir yaptığım ortasına sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bak modelde arkadaşlar ortada bir trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. Bir önceki sırada bunun 4 trabzan buraya yapıyorum. Bu trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Buraya da 4 trabzan yapıyorum. Bak bu bir zincir boşluğuna 4 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu trabzanı bak. Boşluktan alarak yaptığım trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bak bu sırada düz taraftan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu iki model ortasında bulunan 3 zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum bir zincir yapıyorum diğer modele başlıyorum bak 4 trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu bak boşluktan alarak yaptığım trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum Bak buraya 4 trabzanı yaptım. İki buçuk modeli yaptım bak arkadaşlar. 2 tam model, bir yarım model yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bak burada bu işaret ile diğer işaret yaptığım üçer zincir var. Bunları birleştiriyorum bak. Şu şekilde tığı buna takıyorum. Kolda 5 model yaptım. 5 modeli atlıyorum. Bu işareti yaptığım şu işareti çıkarıyorum bakın. Daha güzel görünsün diye. Bak. 2-3 zincir var. İkisini birleştiriyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bak sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum. Kolda bulunan modellere bu trabzanları yaparak devam ediyorum. Bak bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 4 trabzan yapıyorum. Bir zincirli boşluğa. Bir zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bak modeller böyle. Buraya kadar kol çevresinde yaparak buraya kadar devam edelim. Kol modellerini yaparak bak buraya kadar tamamladım. Kol için bak 1, 2, 3, 4, 5 model yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bak burada 2, 3 zinciri birleştirmiştim. Şu ilmeğe, bak birleştirdiğim şu ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Arka bölümde bulunan modellere modelleri yaparak devam ediyorum. Bak bu bir zincir boşluğuna 4 trabzan yapıyorum. bir trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum 4 trabzan yapıyorum bir zincir yapıyorum iki model ortasına sık iğne yapıyorum bir zincir yapıyorum diğer modele bak 4 trabzan yapıyorum bir trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum bakın arkadaşlar kolda modelleri yaptım kol altını da burada bak ön ve arka bölümü birleştirdim diğer işaret yaptığımız yere kadar modellere devam edelim arka bölüm için 5 modeli yaptım bak 1 2 3 4 5 bir zincir yapıyorum bak bu 3 zincir var burada işaret yaptığım bu işareti çıkarıyorum buraya baktığı takıyorum 1 2 3, 4, 5 model atlıyorum. Burada işaret yaptığım bu 3 zincirli boşluk ile o 3 zincirli boşluğu bak şu şekilde birleştiriyorum. Bak 2 tane 3 zincirli boşluk var. Birleştiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bak ön ve arka bölümü birleştirdik. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kolda bulunan modellere Burada yaptığımız gibi trabzanlar yaparak devam ediyorum. Bir zincirli boşla 4 trabzan yapıyorum. Bu bir trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincirli boşla 4 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum iki model ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum bir zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum diğer modele başlıyorum bak aynısını yapıyoruz 5 modeli tamamlayalım kol modellerini yaptım 5 model yaptım bak 1 2 3 4 5 bir zincir yapıyorum Bak birleştirme yaptığım şu ilmek var. Bu ilmeğe sık iğne yapıyorum. bir zincir yapıyorum. Ön bölümde bulunan modellere modeli yaparak devam ediyorum. 4 trabzan yapıyorum. Tüy üzerine iplik alıyorum. Boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modeli bak yarım model yaptım. Son ilmeği de bir trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar. Bu sırada görüntü böyle oldu. Kol bölümlerini gövde bölümünden ayırdık. Bak ön ve arka bölümü burada birleştirdik. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu boşluktan alarak sık iğne yaptığımız sıradayız. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 zincir yapıyorum bu 4 trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum Bak şu şekilde 1 2 3 4 3 zincir yapıyorum diğer modelde ilk 4 trabzanı boşluktan alıyorum sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 bak boşluktan alarak yaptığım trabzandayız bir trabzan bak ters tarafta görünüyor bir zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu ters tarafta görünen trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bu trabzan bak bu sırada ters tarafta görünüyor diğer sırada düz taraftan görünüyor bir zincir yapıyorum 4 ilmeği bak boşluktan alarak Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Diğer modelde ilk 4 trabzanı boşluktan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu ters tarafta görünen bir trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bir zincir yapıyorum 4 trabzanı boşluktan alıyorum sık iğne yapıyorum bak kol altının oraya geldik ön bölümde iki buçuk model yaptım bu kol altında bak bir model arttırması yapmak istiyorum buraya arkadaşlar onun için buraya bir model için yuva hazırlıyorum 3 zincir yapıyorum bak 2 model arasında yaptığımız 3 zincir tığ üzerine iplik alıyorum bak bu birleştirme yaptığım ilmek var bunun üzerine bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapıyorum bir sonraki sırada bunun üzerine model yerleştirmesi yapacağız 3 zincir yapıyorum bu modelde ilk 4 trabzanı boşluktan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bak kola devam etmedim. Arka bölüme devam ediyorum arkadaşlar. Kolu burada bırakıyorum. Bir zincir yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 4 ilmeği sık iğne yapıyorum. zincir yapıyorum. Diğer modele başlıyorum. Bak, 4 trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. 1 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bak, kol altında bir model için yuva yaptık buraya. Diğer kol altı yaptığımız yere kadar devam edelim. Diğer kol altına kadar modelleri yaptım. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak ön ile arka bölümü birleştirdiğim bu ilmeğe bir trabzan, iki zincir bir trabzan yapıyorum. Burada da bir model arttırması yapıyorum bak. Üç zincir yapıyorum. Ön bölümde bulunan modelleri boşluktan sık iğne yaparak devam ediyorum. bir zincir yapıyorum ters taraftan boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum 1 zincir yapıyorum 4 trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna kadar tamamladım sıra sonunda bulunan bak bu yarım modeli 4 trabzanı boşluktan aldım sık iğne yaptım bir zincir yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum son ilmek üzerine 1 trabzan yapıyorum bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bak bu trabzan yaptığımız sıradayız. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir zincir yaptığım boşluğa 4 trabzan yapıyorum. Bak 4 trabzandan oluşan yarım modeli yaptım bir zincir yapıyorum bu 3 zincir yaptığım boşluğa sık iğne yapıyorum bir zincir yapıyorum diğer modeli yapmak için bak bu bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum tığ üzerine iplik alıyorum bu trabzanı bak boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum bu tır, bak boşluğa 4 trabzan yapıyorum bir zincir yapıyorum 3 zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum bir zincir yapıyorum diğer modelde bak bu bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum bu trabzanı boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum tekrar bu bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum Bak bir zincir yapıyorum. Burada yaptığım bu 3 zincirin üzerine sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bak kol altındayım arkadaşlar. Bir alt sırada buraya bir trabzan iki zincirden oluşan bir V şekli yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bunun üzerine 9 trabzan yapıyorum. Bak bu modeli yapıyoruz. Bu modelin aynısını bir model 9 trabzandan oluşuyor. Bunun üzerine 9 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 bak 9 trabzanı yaptım bir zincir yapıyorum 3 zinciri boşluğa sık iğne yapıyorum bir zincir yapıyorum Diğer modelde yapmaya devam ediyorum. Bak 4 trabzan yapıyorum. Boşluktan alıyorum trabzan yapıyorum. 4 trabzan yapıyorum. Bak buraya bir model yaptık arkadaşlar. Diğer kol altı yaptığımız bu V şekline kadar devam edelim. Diğer kol altına kadar bak arka bölümde modelleri yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu 3 zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Kol altında yaptığım bak bu bir trabzan, 2 zincir, bir trabzandan oluşan V şekli içine 9 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Bak burada da V şekli içine 9 trabzan yaptım. Buraya da 9 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. 3 zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Modelleri yapmaya devam ediyorum. Bak bu bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum. 1 trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. 4 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bak, sıra sonuna kadar geldim. Son yarım modeli sizinle bir defa daha birlikte yapmak istiyorum arkadaşlar. Bak bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada yaptığım bir zincirli boşluğa 4 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Son ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın. Bu sırada modelleri aynı şekilde yaptık. Sadece bak bu kol altlarında birer model fazladan yaptık. 9 trabzanın oluşan model yaptım. Bak görüntü böyle oldu arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bak bu 4 trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 3 zincir yapıyorum diğer modele başlıyorum 4 trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum bu kol altına kadar devam edelim. Model yapmıştık. Bak buraya kadar devam edelim. Kol altında yaptığım modelle kadar bak modelleri yaptım. 3 zincir yapıyorum. Burada 9 trabzan yaptım. İlk 4 trabzanı boşluktan alıyorum. Sık iğne yapıyorum bak. Tığ üzerine iplik almıyorum. 1 2 3 4 İlk 4 trabzanı boşluktan aldım. Sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu bir trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu sonda bak 4 trabzan kaldı. Bunları boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 3 zincir yapıyorum. Diğer modele başlıyorum. İlk 4 trabzanı boşluktan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 4 trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bak. Kol altında modelde aynı şekilde oldu arkadaşlar. Diğer kol altında yaptığımız modele kadar devam edelim. Bu modeli yine sizinle birlikte yapalım diğer kol altında yaptığım bak bu modele kadar modelleri tamamladım 3 zincir yapıyorum tığ üzerine iplik almadan burada bak model için yaptığım 9 trabzanın ilk 4 trabzanı boşluktan alıyorum sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak bu bir trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bak burada 4 trabzan kaldı. Bunları boşluktan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Diğer modele başlıyorum. 4 trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bak modellerine devam ediyoruz. Bak kol altında görünen modelin görüntüsü böyle. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri tamamladım. Bak sonda bulunan yarım modeli de 4 trabzanı boşluktan aldım. Sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum. Son ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bak trabzan yaptığım sıradayım. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir zincir yaptığım boşluğa 4 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bu 3 zincirli boşluğa sık iğne yapıyorum. İki model ortasına bak. Bir zincir yapıyorum. 4 trabzan yapıyorum. Modelleri aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar burada da aynı. Model devam ediyor. Buraya 4 trabzan yapıyoruz. Bunu boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. 4 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın örgü çok güzel oluyor arkadaşlar. Bak güzel bir model. Gövde örgüsünde kaç model olduğunu sayıyorum. Bak bu yarım model. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 tam model var. 2 model de yarım bak arkadaşlar. Bu yarımlarla birlikte 13 model oluyor bak. Bunlar da sayarsanız 13 model oluyor. Gövde bölümünün örgüsü bu modeller ile devam edecek. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne ve tercihinize göre gövde örgüsünü bu model sıralarını tekrarlayarak tamamlayalım gövde örgüsünü yapacağım ölçüye göre tamamladım. Kaç model sırası yaptığımı sayıyorum. Bak başlangıçtan itibaren model sırasını sayıyorum arkadaşlar. Bu kabarık görünen modelleri bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra yaptım. 12. sırada bu trabzan yaptığım sırada bitirdim bak. İpliğin ucu bak burada duruyor. Kaç santimetre olduğunu da ölçüyorum. Bak kol altından itibaren yüksekliğini ölçüyorum. 16 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Siz biraz uzun olsun istiyorsanız bir veya iki model sırası devam edebilirsiniz. Yeni doğan bebek için yapıyorsanız da bir model sırası önce burada bırakabilirsiniz arkadaşlar yine trabzan sırasında bitecek. İkinci ipliğe başladım bak ben. Buradan itibaren ikinci iplik kullanıyorum. Şimdi ön patta düğme iliği yapacağız. Buraya bir sıra sık iğne yapıyorum. En son bak bu ilmeğe yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu ilmek içine sık iğne yapıyorum. Sık iğne sırası yapıyorum. bu şekilde. Yaka başlangıcına kadar devam edelim. Yaka başlangıcına kadar bak bir sıra sık iğne yaptım. Görüntü böyle oldu arkadaşlar. İkinci sıra yine sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sıra sık iğneyi de bak sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada pıtırcık modelleri yapıyorum. Buraya da düğme iliği yapacağız arkadaşlar. İlk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. ikinci ilmek içine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum bir ilmek atlıyorum bir sık iğne iki zincir bir sık iğne yapıyorum bak bu şekilde pıtırcık modelleri yapıyoruz buraya düğme iliği yapacağız bak bu ayrım yaptığımız yere kadar bu şekilde pıtırcıklar yaparak devam edelim bak model başladığım yere kadar ön bölümde pıtırcık modelleri yaptım buraya ilk düğme iliğini yapıyorum bak bir düğme iliği buraya yapıyorum bir diğerinde bu yaka başlangıcına bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içine bir sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 5 zincir yapıyorum. Ben ince bir düğme dikeceğim. Onun için 5 zincir yaptım arkadaşlar. Siz daha büyük düğme dikeceksiniz bunu. 6 zincir, 7 zincir yapabilirsiniz. Şu şekilde aynı ilmek içine sık iğne yapıyorum. Bak düğme iliğini buraya yaptım. Bir ilmek atlıyorum bir sık iğne iki zincir bir sık iğne yapıyorum pıtırcık modeli yapıyorum Bak, diğer düğme iliğinde buraya yapacağız 1 2 3 4 5 pıtırcık yaptım bir ilmek atlıyorum ikinci ilmek içine bir sık iğne yapıyorum 5 zincir yapıyorum düğme iliği için aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum Bak son ilmek içine de bir sık iğne yapıyorum. Bakın iki düğme iliğini yaptım. Siz daha büyük çocuk için yaptıysanız bunu bak burası biraz daha geniştir arkadaşlar. Bu yaka örgüsü daha fazla olmuştur. Onun için buraya üç düğme iliği yapabilirsiniz. Birisini bu başlangıca bir diğerini model başladığımız sıraya üçüncüsünde ikisinin ortasına yapabilirsiniz. Benim bu küçük olduğu için iki düğme iliği yeterli. Yaka çevresinde sık iğne yaparak devam ediyorum. Bak, aynı ilmek içine bir sık iğne yapıyorum. Gördüğüm ilmeklere her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Başlangıç ipliği bak burada duruyor. Onu da içinde kaybediyorum. Buraya kadar devam edelim. Yaka çevresinde sık iğne yaparak bak buraya kadar tamamladım. Görüntü böyle oldu arkadaşlar. Bu ön patta da burada yaptığım gibi iki sıra sık iğne bir sırada pıtırcık sırası yapıyorum. Bu ipliği bak devam etmiyorum arkadaşlar. Bu dönüş bölümünün daha düzgün görünmesi için burada bekletiyorum. İpliğin içinden diğer uç noktasını çıkartıyorum. Bak bu ipliği kesmedim bekletiyorum. Bu yaka başlangıcından bir ilmek yapıyorum, bir zincir yaptım sağlamlaştırdım. Sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım, bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum, diğer ilmekleri de sık iğne yaparak devam ediyorum. Sık iğne sırası yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bir sıra daha sık iğne yaptım. İki sıra sık iğne var. İpliği kesiyorum. Bak yaka çevresinde sık iğne yaptığım ipliği burada bekletiyordum. Bu iplik ile devam ediyorum. Şimdi bu iki sıra sık iğnenin üzerinden bir sıra pıtırcık modeli yapacağız. Bak burada olduğu gibi. sıra sonuna kadar yaka çevresine sık iğneyi yaptım bu ilmeğe 1 sık iğne 2 zincir bir sık iğne yapıyorum 1 ilmek atlıyorum 2. ilmeğe 1 sık iğne 2 zincir 1 sık iğne yapıyorum 1 ilmek atlıyorum 1 sık iğne 2 zincir 1 sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar devam edelim buraya düğme iliği yapmıyoruz Sıra sonuna kadar tamamladım. Bak görüntüsü böyle oldu. Son ilmek ile bak burada görünen ilmeği ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bak şu şekilde kapadım. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Ben düğme iliklerinin karşısına da iki tane düğme diktim. Bak iki düğme iliği yaptım tam karşılarına ince düğme dikeceğimi söylemiştim ince düğme diktim Bak, arka görüntüsü de bu şekilde oldu. Yelek örgüsünü bitirdik arkadaşlar. Bakın çok güzel bir yelek oldu. Arka görüntüsü bu şekilde. Açık olarak da görelim. Bak örgünün ters tarafının görüntüsü böyle. Düz tarafının görüntüsü de bu şekilde. Bak arka görüntüsü böyle. Bitmiş olarak ölçülerinde söylüyorum size. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 24 santimetre Yüksekliğini ölçüyorum Kol altından gövde yüksekliği 16 santimetre Omuzdan tam yüksekliğini ölçüyorum 28 santimetre Bu ölçüde 3 aylık bebek için güzel bir ölçü oldu arkadaşlar Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.